In the name of Allah, the beneficent, the merciful. Efendim, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İnşallah her şey yolundadır. Her şeyin yolunda olmasını diliyorum. Şimdi hemen vakit zayi etmeden kaldığımız yerden devam edelim. Metni paylaşalım. Buradan. Evet. Gördüğünüz üzere değerli arkadaşlar, daha önceki dersimizde İsagocu metninde şöyle bir hatırlayacak olursanız hemen bir üst metne gidelim. Müfredi ele almıştık biliyorsunuz. Şurada müfret. Müfret lafızların külli ve cüz'i oluşunu konuştuk. Şimdi bu metin üzerinden mantık doğal olarak küllilerle ilgilendiği için cüz'ilerle ilgilenmez. Küllilerle başlayacağız. Yani aklımızın bir kenarında her zaman bulunsun. Mantık her zaman külli olanla ilgilenir, cüzi olanla ilgilenmez. O halde şöyle birinci sözcüğümüzün vurgusunu yaparak başlayalım. Çünkü sözcüğümüz, üzerinde duracağımız sözcük külli. Vel külliyu, külli. Ve kalemimizin rengini kırmızı yapalım. Külli olan müfret lafız. Yani bu bir lafızdır, müfrettir ve küllidir. Demek ki biz öyle bir sözcükten söz edeceğiz ki lafız olacak. Neden lafız olmasını özellikle zikrediyoruz mantıkta? Çünkü dilcilerden ayrı olarak mantıkçılar el-lafzu lafzu deallun ala mana, manaya delaleti olan, yani anlamlı lafızları kabul ederler. Anlamlı olmayanı dikkate almazlar. Bu nedenle lafız diyoruz. Peki müfret niye diyoruz? Çünkü mürekkep olmayacak. Müfret lazım bize. Peki müfredin içinde şimdi neyi konuşuyoruz? Külli olanı. Neden? Bir de cüzi olan var çünkü. Onların tanımlarını bir önceki derste yaptık. Şimdi külliyi konuşacağız. Külli nedir? Diyecek ki külli bir lafız ikiye ayrılır. Bu son derece önemli. Hatta rengi bile değişsek buna değer. İmma zatiyun ve imma aradiyun. Bu iki efendim ifade külliyenin çeşitleri. Külli bir lafız zati olur, arazi olur. Peki zati olduğunda ne demek? Arazi olduğunda ne demek? Bunları şimdi çok iyi anlamamız gerekiyor. Daha önceki Arapça mantık derslerimizde bunların üzerinde çok tafsilatlı durduk. Muhtemelen içinizde sadece İngilizceyi dinleyen, sadece Arapçayı dinleyenler de bulunabilir. Ama ikisini de dinleyenler varsa onlar muhtemelen bunu hatırlayacaklardır. Birazdan metni okuyalım. Bu zati ve arazi üzerinde de biraz durmak istiyorum müsaadenizle. Şimdi diyor ki, külli olan lafız ya zati olur ya da arazi olur. Peki zati olduğunda ne demektir? Zati huve bir lafız külli olur ve zati olursa şu demektir. Ellezî yedhulu fi hakikati cüz'iyâtihi. Bakın şunu vurgulamama izin verin. Vurgulayan değerli arkadaşlar. Onun üzerinden konuşalım çünkü şurası son derece önemli. Evet. Muhtemelen bu şeyde internetten indirmiş olduğumuz bu metinlerde şu metni bir bütün olarak, resim olarak algılıyor. Ben işaretleyip ben renklendirmek istediğimde de bütün olarak görüyor sanıyorum. Ona geçiş yapıyor. Şimdi bu hakikati cüz'iyatihi son derece önemli. Çünkü neden? Daha önceki derslerimizde de sevgili arkadaşlar konuştuğumuz üzere külli dediğimiz zaman bunu her zaman bir küme gibi düşünün. Külli her zaman bir kümedir. Külli dediğimizde içinde cüz'i olmadan bir külli düşünemeyiz. Eğer benim dün yüklemiş olduğumuz
Seyit Hüseyin Nasır okumalarında kendimizi bilmenin anlamına dair videoyu izlemişseniz bu konu üzerinde son derece önemli bir perspektiften durdum. Bu bilgilerin bize nerelerde ne kadar önemli lazım olduğunu o dersimizde de ayrıca görebilirsiniz. Şimdi bir külliden söz ettiğimizde bu bir kümedir ve mutlaka içinde A, B, C en sayıda cüzileri olur. Bunların her biri bir cüzidir. Şimdi buraya dikkat buyurunuz. Hakikat dediği bu külliğinin hakikati. Külliğinin bir hakikati var. Birazdan konuşacağız. Külliğinin bir hakikati var. Bu külliye ait bir hakikattir. İşte külli öyle bir şeydir ki kendisine ait hakikati cüzlerinin her birerlerine taşır. Ya da diğer bir ifadeyle her bir cüz'ü külliye ait olan hakikati kendilerinde taşırlar. Diğer bir ifadeyle külli öyle bir lafız ki sahip olduğu hakikati, yani hakikat dediği burada birazdan konuşacağız şu hakikat, külliyi külli yapan şey. O her neyse işte o şey, tırnak içinde, külliyi külli yapan şey onun cüz'ilerinde de vardır. Cüz'ilerine dahil olur. Yani cüz'ilerine de sirayet eder onun hakikati. O halde bu okuduğumuz ifadeyi şöyle Türkçe anlayabiliriz. Külli bir lafız zati olduğunda zati o demektir ki sahip olduğu hakikati cüzleriyle paylaşır. Ve huvellezî yedhulu fî hakikati cüziyâtihi. Yani cüzlerinin hakikatine dahil olur diye söylemiş. Bu efendim genelde bir üslup meselesidir. Yani aslında söylemek istediği benim söylediğim şeyi söylüyor. Peki, örnek vermiş hemen. Örnekte diyor ki, kel hayvan. Mesela canlı sözcüğü. Burada hayvan bizim Türkçe'de kullandığımız anlamda değil. Canlı demektir hayvan. Canlı sözcüğü, peki canlı sözcüğü lafız mı? Evet. Müfret mi? Evet. Külli mi? Evet. Peki, buraya yazalım canlı sözcüğü. Canlı sözcüğünün cüz'ileri var mı? Evet var. İnsan canlının bir cüz'üdür. Feres, at bir cüz'üdür. Kuş bir cüz'üdür. Vesaire bir cüz'üdür. Tüm canlılar, tabii bitkileri hariç tutarak onun da bir tanımı var. İrade sahibi. Hassasun bil irade. Yani hayvanı eskiler tanımlarken el hayvan huve mutaharrikun, hareketli olacak. El hassas duyguları olacak, duyuları olacak. Bil irade iradesiyle hareket eden ve duyuları olan varlık diye tanımlanır. Şimdi böyle olunca bunun bakın içinde cüz'ileri var. İşte diyor bu canlı dediğimiz sözcüğün hakikati neyse, az önce söyledik ya, canlı tanımladık ya, birazdan aşağıda konuşacağız. Şudur dedik ya, işte o, bu özellik insanda da var, atta da var, diğer tüm canlılarda da var. Yani hayvan külli lafzının hakikati tüm cüz'ilerinde ortak olarak paylaşılır. A'da da var, B'de de var, C'de de var. Aynı derecede var ama paylaşılır. O halde zati şöyle biraz daha anlayalım. Zati öyle bir şeydir ki, öyle külli bir lafızdır ki, kendisine özgü olan vasfı cüz'ilerinin tamamında da mevcuttur. Fakat ve imma araziyun, arazi öyle değil. Peki arazi konusunu efendim bir tanıyalım.
Beş tümellerde efendim, küllilerde, beş tümellerde bu konuyu işledik biliyorsunuz. Cinstir, nevdir, fasıldır. Arazı am, arazı has diyoruz, değil mi? Arazı am, arazı has. Bunlar küllidirler, tümeldirler hepsi. Arazi olan da bir tümel lafızdır. Külli bir lafızdır. Ama arazi öyle bir şeydir ki, ve huvellezi, arazi öyle bir lafızdır ki, yuhalifuhu zatiye, bakın hemen hu'nun zamirinin merci de üstüne denk geldi. Yuhalifu zatiye, zati olanın karşıtıdır, onun aksidir. Ne demek aksi? Yani cüz'iyatının hakikatine efendim dahil değil ne demektir? Olmazsa da olur demektir. Birazdan konuşacağız. Zati olan vasıf yok olduğunda zat da yok olur. Bu çok önemli. Bir şeyi zati yapan şey ortadan kalkarsa zat da ortadan kalkar. Mesela insanı insan yapan nedir? Hayvan oluştur. Yani canlı oluşudur. Bu önemli zati bir özelliktir. Peki bunu kaldıralım. Canlı olmayı kaldıralım. İnsan ne olur? Heykele dönüşür. İnsan olmaz artık. Cansız heykel. Onun için eskiler derler ki İza in ademe zatiyu fen ademe zatu. Zatilik vasfı kalkıp yok olduğunda zat da yok olur. Vel aradu bil aks. Araz bunun aksidir. Yani arazi vasıf, arazi özellik. Bu insanın arazi özelliği olur, bu atın arazi özelliği olur, bu diğer hayvanların, canlıların özelliği olur. Fark etmez. Arazi yok olduğunda izen ademel araziyyu lem yenadim ezzat. Zat yok olmaz. Aralarındaki en önemli fark budur ve bunu iyi kavramamız gerekiyor. Yani arazi demek eskiler şöyle de söylerler. Fel aridu yani el araziyyu kel ma'dum yok hükmündedir. Yani yok olduğunda bir sorun oluşmuyor. Ama olursa bir özelliktir. Şimdi ve huvellezî yuhâlifuhu. Bakın. Mesela keddâhiki bin nisbeti ilel insani. İnsan için gülmek bir arazi, ilineksel bir özelliktir. İnsan bu ilinekten mahrum olduğunda insan olmaktan çıkar mı? Hayır, çıkmaz. Kişnemek at için arazi bir özelliktir. Kişnemek, kişnemezse at olmaktan çıkar mı? Hayır. Demek ki arazi öyle külli bir lafızdır ki zati olanın aksine yok olduğunda zat yok olmaz. Evet. Şimdi İngilizcesini okuyalım. Devamındaki Arapça metni de okuyacağız. Sonra nispeten uzun bir şerh var, önemli bir şerh. Onu inşallah okuyacağız. Şimdi diyor ki a universal, buradaki onu da vurgulayalım müsaadenizle. Külli lafız demektir. En universal. Yani el külliyu. El külliyu. Şimdi İngilizce çeviri açısından normalde gramer olarak aklınıza gelebilir ki hocam bu el külliyü el küllüydü. Bu neden the universal olmadı? A universal oldu.
Bu artikellerin ileri düzey kullanımlarına bakarsak, buradaki e belirsizlik anlamında bir article değil. A universal tam da buradaki ele cins olarak genel kapsamlı ve kapsayıcı oluşuna vurgu yapmak bakımından her külli demektir. Her külli lafız demektir. Bu bakımdan a universal doğru bir ifadedir. A universal is either essential. Şimdi bu tabirleri lütfen iyi öğrenelim. Yani aklınızda tutmanızı istirham ediyorum. Çünkü bunlar önemli. Essential. Özsel demektir. Yani zati. İngilizce'de zati dediğimiz zaman ne demiş oluyoruz? Essential demiş oluyoruz. Zati. Namely yani that which bu essential olan külli lafız applies to essence. Bakın essence işte burada gördüğünüz gibi şu essential sözcüğüyle zaten aynı köke sahiptirler. Özünü, hakikatini ne yapar? Geçirir, intikal ettirir. Applies to essence of its members. Bakın şu it hemen yukarıdaki universal külli lafzın members'larına, yani cüz'ilerine, paydaşlarına, altında topladığı efendim kümenin elemanlarına, the members of külli essential. Ne yapar? İntikal ettirir, geçirir. Neyini? Hakikatini. Örneğin such as creature. Canlı sözcüğünde olduğu gibi. Creature, its meaning hayvan. El hayvan. In English, creature. Canlı. Canlı sözcüğü gibi. Bu canlı sözcüğü ki in relation to human, insanla ilişkilendirildi. Yani bir nispeti ile insan. Relation to, bir nispet. Relation to. İnsanla ilişkilendirildiğinde or horse, atla ilişkilendirildiğinde hakikatini insana ve ata taşır. Canlı olma hakikatini hem insana taşır hem ata taşır. Böylece zatilik bir özsel hakikate sahiptir ve bunu paydaşlarına aynen taşır. Ya da or imma accidental, bakın accidental'dır. Yani arazidir. Külli lafız ya da arazidir. Namely in contrast, bakın namely its contrast. Yuhalifuhu. Arazi zatinin aksidir, tersidir. Such as şunun gibi ki the one that loves. Gülen kimse bunun karşılığı. Gülen kişi, gülen kimse. Yani gülücü, insan gülen bir varlık. In relation to human, insanla ilişkilendirildiğinde insanın gülme özelliği gibidir. O halde insanın gülme özelliği insanın arazi bir vasfıdır. Canlı oluşu da zati bir vasfıdır. Demek ki cinsel özelliğimiz, bakın, zati vasfımızdır. Ama gülmek gibi, yürümek gibi, efendim, arazi vasıflarımız da var. O halde araziyi değerli arkadaşlar, aklınızda zati olanla birlikte düşündüğünüzde şöyle netleştirmenizi arzularım şahsen. Zati odur ki o yok olunca zat da yok olur. Bu insansa insan yok olur, atsa at yok olur. Arazi de o şeydir ki yok olduğunda zat yok olmaz. Yani insan gülmediğinde insan olmaktan çıkmaz. Yürümediğinde insan olmaktan çıkmaz gibi. Şimdi diyor ki an essential universal is either, bakın, zati ya şöyle olur ya böyle olur diyecek. Zati bir lafız.
Ya ne olurmuş ya ne olurmuş. Şimdi onu okuyacağız. Arapçasını okuyalım. Sonra efendim İngilizcesine geçelim. Gayet güzel bir şerh yapmış. Onu da inşallah okuyacağız bugünkü dersimizde. Arapçasını bir okuyalım. Şimdi buradaki şu ifadeye dikkatinizi istirham ediyorum. İmma mekulun diyor bakın. Bu çok önemli bir ifadedir. İmma mekulun. Benim sanıyorum Kur'an hermeneutiği içinde mi? Galiba orada olabilir. Ya da akademik rehberlik içinde mi? Dil üzerine yaptığım bir konuşma var. Onu bulup izlemenizi tavsiye ederim. Orada bunların anlamlarını kavildir, mekuldür, kelimedir, cümledir vesairedir. Bayağı bir farklı ilmi disiplinlerin karşılaştırılması içerisinde bunları ele aldım bir ders. Ona da bir ayrıca imkan fırsatınız olur. Bakarsanız iyi olur. Şimdi bu mekul üzerinde birazdan duracağım. Şöyle altını çizmek istiyorum müsaadenizle. Fi cevabi, cevap da demek ki bir soru var. Bir soru var. Bu soruyu işaretleyelim. Bir sorumuz var. Mahuve. Mahuve diye bir sorumuz var. Bu kullandığımız birazdan kullanacağız. Mahiyet yok mu arkadaşlar? Mahiye. Bu mahuvenin mastarlaştırılmış halidir. Mahuve mahiyeti sorar. Bir şeyin mahiyetini sorar. Bir şeyin mahiyeti o şeyin zatı demektir. Zatını soruyoruz. Mahiyetini sormak zatını sormaktır. İleri felsefe okumalarımızda bunların ayrıntıları ve detayları var. Onları orada inşallah zaten konuşacağız. Ama şimdilik mantık derslerimizde mahuve sorusu mahiyeti sorar. Mahiyet de zattır. İşte mahuve sorusunun cevabında söylenilen mekul. Mekul bir tanımdır, bir önermedir. Bir önermedir. Dolayısıyla bir tanım vereceğiz. Efendim, bir açıklamada bulunacağız. Ve yapmış olduğumuz bu mekul bize o şeyin zatını yani mahiyetini bildirecek. Ne açıdan? Bi hasebi şeriketil mahzati bakın kel hayvani bin nisbeti ilel insan vel feresi ve huvel cinsu. Şimdi aslında mahuve dediğimizde, o nedir dediğimizde mekul ne oldu? Cins. Bakın, o zaman mekul bir kavramdır. Bir kavram oldu. Ki kategorileri de böyle ifade ediyoruz. Mekulat. Mekul bir kavramdır. Bir kavrama tekabül etti. Özel bir ilme dair anlam kazanmış bir kavram oldu. Mahuve. Bu nedir diyoruz? Vahuvel cins cevap. Haza cevabun. Cevabu mahuve. Mahuvenin cevabı. Mahuvenin cevabı ve ne? Mekul. Kavramdır. Ne açıdan böyle ona cins diyoruz? Neden öyle bir cins ifadesini kullanıyoruz? Ne yönüyle yani? Ne alaka? Mutlak bir paylaşım. El mahda mutlak demektir. Saf, katışıksız, karışıksız. Mutlak bir ortaklık ifade ettiği için. Mutlak bir paylaşım ifade ettiği için. Bir mahza paylaşım yönüyle ona cins diyoruz. Peki bu ne?
Kalemin rengini değiştirelim daha iyi görünsün. Elle hayvan. El hayvan. Bin nisbeti iler insan, iler feres, evil ahir. İnsana, ferese ve dahi başkalarına ilişkilendirilerek hayvan sözcüğü mutlak bir paylaşım olduğu için, mahza bir paylaşım olduğu için bu paylaşımdan hareketle buna ne diyoruz? Cins diyoruz. Ma huve, yani el hayvan ma huve, hayvan nedir? Hayvanın mahiyeti nedir? Canlılıktır. Canlılığı paydaşlarıyla paylaşmasıdır. O halde ma huve o ne olur? Huve el cinsu cins olur. Cins olur, mekul olur, bir kavram olur, bir kategori olur. Neden? Çünkü cins dediğimizde zorunlu olarak bunun altına ne girer? Bakın, feres bir nevidir, insan bir nevidir, kuş bir nevidir. Yani el enva neviler girer. Altına nevilerin girdiği kavramdır. O zaman cins neymiş? El cinsu lehul enva. Yahun tahtehul enva. Cins altında türleri bulunan kavramdır. Peki bu türler nedir? Eşşeriketul mahzadır. O türler hayvanın mahiyetini, mahuve oluşunu, cins olarak taşıdığı anlamı mahza paylaşırlar. Şimdi dikkat buyurunuz. Burada son derece önemli bir hususa değineceğiz. Bunu ileri inşallah mantık ya da felsefe dersleri okuduğumuzda bu bilgileri orada kullandığımızda atıfta bulunacağız, hatırlayacağız bunlar böyle söylemiştik hani diye. Diyor ki ve huvel cinsu cinstir ve yursemu, bakın yursemu resm olunur. Yani yursemunun manası el cinsu yursemu ve la yuhat ve la yuarrafu demektir. Cinsler tanımlanmazlar, resm olunurlar. Nedenini konuşacağız. Cinsler tanımlanmazlar da resm olunurlar. Hat bahsinde göreceğiz. Arapçada bunu gördük zaten. Hat nedir, resim nedir, hat tam, haddi nakıs, resmi tam, resmi nakıs. Arapça derslerde bunu gördük. İsagoge'de de bunu göreceğiz, aşağıda gelecek. Şimdilik girmiyorum. Hat bahsine geldiğimizde, tanımlar bahsi okuduğumuzda, şimdi daha İsagoge'nin başındayız. Tanımlar bahsinde haddi tam, haddi nakıs, resmi tam, resmi nakıs, neye hat diyoruz, neye resim diyoruz, ne zaman resim dediğimiz tasvirdir değerli arkadaşlar. Bir şeyin mahiyetini söylediğinizde tanım yapmış olursunuz. Bir şeyi tasvir ettiğinizde o zaman resmetmiş olursunuz. Mahiyetiyle tanımlarsınız. İşte efendim daha çok da arazileriyle de tasvir edersiniz. Bunları hat ve resim konusu geldiğinde inşallah buraya da atıfta bulunarak daha ileri düzeyde bunları konuşacağız kısmet olursa. O halde demek ki cins bir mekul bir kavrammış. Altında türleri varmış ve bu türler cinsin hakikatini, mahiyetini mahza paylaşıyorlarmış. Ve tanımlanamazmış, resmedilmiş. El cinsu yursemu ve la yu'rafu. Yu'arrafu. Ve la yuhattu. Evet. Peki efendim. Neden? Bi ennehu kulliyun mekulun. Bakın. Yursemu tasvir edilir, resmedilir. Neyle? Külli bir efendim, pardon, pardon efendim. Çok özür dilerim.
Neyse, o kadar kalsın. Külliyün mekulun, bakın. Külli bir kavramdır diye resmedilir. Külli bir kavramdır denir. Neden? Ala kesirine muhtelifine bil hakaik fi cevabi ma huve. Şimdi cevabi ma huve. Ma diyoruz. Onun altındaki türleri hakikatini mahza paylaşır. Cinstir diyoruz. Bu mahuvenin cevabı mekul bir kavramdır. Küllidir diyoruz. Kavram olduğunu. Cins dedik, kavram olduğunu belirledik. Şimdi de külliliğini, külli bir kavram oluşunu, neden külli bir kavram? Kavram olur. Neden külli kavram? Çünkü kavramsal içeriğini mahve. Bu kavramsal içeriğini nedir o kavramsal içeriği? Hakikati bil hakaik. Hakikati. Onu pek çok muhtelif, bakın. Kesirine muhtelifin. Birbirlerinden farklı pek çok paydaşlarıyla paylaştığı için. Mesela hayvan, insan, kuş, at, balık, efendim sinek, şudur budur. Milyonlarca hayvan, canlı türü var. Bakın her biri cins kavramını mahza paylaşıyor ama türsel olarak pek çok farklı türlere şumulü bulunduğundan da yursema oluyor. Tasvir ediliyor. Çünkü ala kesirine muhtelifin olanın hepsinin mahiyetini hadde tanıma yansıtamayız. Onun için yursemudur. Nitekim inşallah hat bahsinde bunu daha iyi tekrar ele alacağız. Evet, demek ki yine mahvenin cevabında böyle söylüyoruz. Yursemu. Çünkü resim de bir tanımdır. Hattin içinde görüyoruz onları. Tanım bahsi, et-tarif diye bir bahis gelecek. Tarifte, tanım bahsinde bunları görüyoruz. Hat de bir tanımdır, resim de bir tanımdır. İkisi de mahuveye cevaptır ama biri hat adını alırken diğeri resim adını alır. Tekabül ettikleri içeriklerdeki farklılık nedeniyle böyledir. Şimdi İngilizcesine inelim, bu okumuş olduğumuz Arapçanın. Diyor ki, what is said in response to the question what is it? Bakın, bunu vurgulayalım müsaadenizle, eğer vurgulamamıza izin verirse. Şöyle. Evet. What is it? Neydi? Mahuve. Bakın, mahuve. Rengi değişeyim, daha net görülmesi açısından. Mahuve. Mahuve sorusuna response to, karşılık olarak söylenen şey, what is said, söylenen şey, in response to question what is it? Bu nedir sorusuna cevap olarak, karşılık olarak verilen şey, based solely, mutlak olarak shared, unshared members. Eşşerike el mahsa. Bu based salı şerik el mahsa demektir, şu mahsa. Members, shared members. Buradaki members türler anlamına geliyor. Cins olunca konu. Cinsin altında türler toplanır çünkü. Türleri tarafından aynı oranda pür mahza bir paylaşıma dayanarak, based bihasebi, temellendirilerek, onun üzerine konulmak suretiyle bu nedir sorusuna cevap da söylediğimiz şeydir. Such as creature,
canlı sözcüğü gibi ki in relation to human or horse. İnsan ve at türleriyle ilişkilendirdiğimizde karşılığını bulduğu gibi. This is term, bakın, the genus. Mekul, bakın, kulliyun mekul. Mekul. Term, kavramlaşır. Kavram olur. Cins kavram mı diye ifade edilir. It can be described, bakın tasvir edilir, described, resm olur, yursem olur. O resmedilebilir, yani mantık diliyle konuşursak, resmedilebilir, tanımlanamaz, resmedilebilir. Ne olarak? As a universal that is said. Ne olarak resmedilirmiş? Külli, bakın, külli. A universal, külli, bi ennehu, külli, as, burada bi ennehu manasına, külli, set, bakın aşağı inelim. In response to what is it? Bu nedir sorusunun cevabıyla ilişkilenmek üzere. Bu nedir sorusunun cevabına söylenen şey olarak, söylenen, mekul, bakın, mekul, külliyün mekulun, is set. A universal that is said. Külliyün mekul. Buna söylenen efendim şey olarak resmedilir. It can be described as. Şöyle efendim tasvir edilir, resmedilir. Yet ancak refers to bu resmediliş bu tür bir kavramsallaştırma pek çok paydaşına ne yapar? İşarette bulunur. Pek çok paylaşımına bir gönderimde bulunur. Ki bu da that differ in their essential realities. Onların kendi mahiyetlerine ilişkin özelliklerinin farklılığına vurgu yaparak, farklılığına bağlı olarak dedik ki ala kesirine muhtelifin. Ala kesirin pek çok. Muhtelifin different their essential realities. Hakikatleri, mahiyetleri itibariyle birbirlerinden farklı olan türlerin hepsine kapsayan bir kavram olduğu için cins it can be described. Resmedilir de it cannot be defined. Tanımlanamaz. Bunu efendim şeyde yerinde göreceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar 8 nolu bir dipnotumuz var. Orayı okuyalım. Burada kalıyoruz. Onu işaretleyelim isterseniz. Burada kalacağız. Şu kısımda. Buradan devam edeceğiz. 8'i bir okuyalım. Çünkü 8 de önemli. Bakın 9'a kadar, şuraya kadar son derece önemli açıklamaları var. Müellifin sağ olsun. Onları bir okuyalım. Bu okumuş olduğumuz mevzularla ilgili bize bilgiler verecek. Peki bizim bu okumuş olduğumuz mevzuları hemen bir hatırlayalım. Külli lafızdı, zatiydi, araziydi. Bir de cins olarak kavramsallaştırdık, mekul yaptık. Külliyün mekulün oldu. Şimdi onlarla ilgili bize bakın ne diyecek. For example, creature, hayvan. Örneğin canlı sözcüğümüz. Is a genus since. Bir tür, bir cinstir. Is a genus since. Bir cinstir. Cins kavramdır. It is a universal küllidir. That külli olduğu için küllidir ki encompasses every essential nature. Şimdi bu
son derece önemli şeyler olduğu için onları vurgulayalım. Encompasses kapsar. Yani kapsama alanını alır. Neyi? Every essential nature. Her mahiyeti. Bu essential nature'ı iyi öğrenelim. Mahiye demektir. Özsel doğamız. Yani bizi biz yapan şey. Essential nature bizi biz yapan şey. Atı at yapan, kuşu kuş yapan şey. Mahiyet. Every essential nature shared. Bakın paylaşılır. Paylaşılan her mahiyet. Cins öyle bir şey ki kimi kapsıyor? That encompasses ihtiva ediyor. Daireyi şumulüne alıyor. Between multiple members. Kethirine muhtelifin demek multiple members. Pek çok birbirinden farklı paydaşlarını, yani küme ise member elemanlarını ya da paydaşlarını diyelim. Ne yapar? Onların arasında ki bu paydaşlar that differ in these realities. Her biri kendi gerçeklikleri, kendi realiteleri, kendi özsel kendileri olarak diğerlerinden farklı muhtelif olan ama bu farklılıklarına rağmen ortak bir paylaşım alanları bulunan bu da genus dediğimiz cins kavramı. Külli bir kavram olan cins kavramına ve onun mahiyetine, anlamına tekabül ediyor. That is, yani demek istiyoruz ki creature canlı includes, ihtiva eder, the human insanı içine alır mı? Evet. Horse atı içine alır mı? Evet. Gazelle ceylanı içine alır mı? Evet. And the rest of the animal kingdom, tüm geri kalan canlılar alemini, yani hayvanlar alemini kapsar mı? Evet. Neden? Çünkü each animal, her bir canlı hayvan, her bir hayvan different farklılık taşır. Neden? From the rest in its own essential nature. Kendine özgü doğası, yani mahiyeti gereği geri kalan tüm diğer adı hayvan olan canlılardan onu ne yapar? Differing from, farklı kılar, farklı kılan bir özelliğe sahiptir. İşte bu nedenle since the complete essential nature of human, işte bu yüzden rengi biraz değişelim, farklı olsun. İşte bu yüzden pardon, şöyle değişeceğim. Bu çizgi olmuş. The complete essential nature of human. İnsanın bütüncül mahiyeti. İnsanı insan yapan mahiyeti differs from, farklıdır. Neden? That a horse atı at yapandan farklıdır. Which differs from that of gazelle, o da ceylandan farklıdır. Etc. Böylece her bir canlı cinsin altında toplamış olduğumuz türler olarak her bir canlı kendi doğalarına özgü olan mahiyetleriyle diğerlerinden farklılık arz eder. Mafih böyle olunca, however, their essential natures, onların kendilerine özgü mahiyetleri nedir? Have a shared component, bakın. Paydaşları paylaşıma sahiptir. Paylaşım sahibidir. Namely, that
They are all creature. Çünkü onların hepsi canlıdırlar. Kendilerine özgü bir mahiyetleriyle diğer paydaşlarından ayrışırlarken paylaşılabilen, paylaşım alanları olan mahiyetleri itibariyle de bir ortaklıkları, şerikeyi mahzaları var. İşte bu da hepsinin canlı oluştur. Hepsi canlıdır. Bunların hepsi canlıdır. Canlı. O halde bunların her biri, yani saydığımız attır, insandır. Her biri nedir? Can individually be called a creature. O halde biz bunların hepsine canlı diyebilir miyiz? Evet. Bireysel, kişisel anlamda canlı der miyiz? Evet deriz. Bu ne demek? Bu ne demek? Bu şu demek. Bu şu demek. Cinsi türlerine yüklem, mahmul yapabiliriz demektir. İşte bu cins dediğimizde bir külli kavram olarak, külli kavram olarak cins dediğimizde bu nedir? Bunu onun hakikatini paylaşanların hepsine yüklem yaparız. Neden? Daha önce de konuşmuştuk, hatırlayacaksınız. Külli cüz'i ilişkisinde külliyi cüz'iye yüklem yapıyorduk, değil mi? İşte aynı şey. Mesela insan, el insanu hayvanun diyebiliyor muyuz? Evet, bakın. Human is creature diyoruz, bakın. Human öznedir. Creature'ı yüklem yaptık. Çünkü paylaşıyor. Ama aynı creature'ı ne yapıyoruz? Horse is a creature. Değil mi? Gazelle is creature also as well. Evet. The question what is it? Bakın. Bu nedir sorusu in the definition above. Yukarıdaki tanımda yer alan metinde bu nedir sorusu is used to ask, sormak için kullanılır. Neyle ilişkili olarak? Regarding the essential nature, mahiyeti belirlemek of a thing. Bir şeyin mahiyetini tespit etmek, mahiyetini belirlemek üzere onunla ilişkili olarak mahiyetin ne olduğunu sormak üzere kullanılır bu soru. Yani, mahuve mahiyeti nedir demektir. I.e. yani örneğin its essential components, bakın özsel, mahiyetsel component paydaş partnerler demektir. That bu efendim paydaşlar ve onların mahiyetleri make up its reality. Bu şeyin thinking mahiyetini oluşturur. Demek ki sahip olduğumuz özsel ve mahiyetsel özellikler bizim neyimizi oluşturuyor? Mahuvemizi oluşturuyor. What is it? Onu oluşturuyor. Ne gibi? Such as being a creature, canlı olmak, and being rational, akıllı olmak, with respect to the human, insana özgü olmak, insanı ifade etmek
İnsana karşılık gelmek üzere. Bunlar işte essential components of human'dır. Attributes of a thing that are not essential are termed accidental. Yani bu ifadelerle dedi ki, canlı olmak, natık akıllı olmak insan için zati özelliklerdir. Essential, zati özelliklerdir. Ama bir şeye atfedilen attributes of thing that are not essential, zati olmayan özellikler, attributes. Onlar nedir? Are termed accidental or accidents. Accidental ya da or accident olarak, yani arazi olarak ifade edilir. Essential değil, zati değil. Meaning the thing can be logically conceived of without those traits. Bunun anlamı şudur ki, bu arazi olanın anlamı şudur ki, bir şey, herhangi bir şey, bu şey think zati olan, zat yani. Think burada zat anlamında. Yukarıda konuştuk ya, zat. Zati olan özellik gidince zat da gider. Ama diyecek ki, arazi olan gidince zat gitmez. İşte bu arazi olanlar şu anlama gelir ki, the thing bir şey, zat, can be logically, mantıksal olarak conceived, tasavvur olunabilir of without those traits. Bu arazi özellikler olmaksızın da o şeyi zat olarak tasavvur edebiliriz. Ama zati özellikler giderse tasavvur edebiliyor muyuz? Hayır. Canlılığını kaybetmiş bir insan tasavvur edebilir miyiz? Hayır. Ama arazi özelliklerini kaybeden bir insan tasavvur edebilir miyiz? Evet. Diyor ki, can be logically conceived of without those traits and still be what it is. Bakın, o şey what it is, bu think işte hemen üzerinde. O şey her neyse o olarak kalması devam etmekle birlikte. O şey olmaya devam eder ama arazi özelliği olmayabilir. Still be what, her neyse o olmaya devam etmek demektir. Still be what it is, o her neyse o olmaya devam eder ama arazi özellikleri olmayabilir. Ne olarak? Bakın. Regardless of whether those traits are inseparable or separable from the thing. Bunları da İstagoji'de ilerideki gelecek metinlerde okuyacağız. Diyor ki, dikkate alınmaksızın, regardless, dikkate alınmaksızın bu arazi özellikler, Arapçasıyla söylüyorum aklınızda kalsın diye, mufarik, separable, inseparable, gayrimufarik. Gayrimufarik. Yani separable, ayrılabilir özellikler, insandan ayrılabilir ya da attan ayrılabilir. Bir de inseparable, ayrılamaz özellikler var ama arazidirler. İsterse mufarik, isterse gayrimufarik araziler olsun, bunlar yok oldukları zaman zat da yok olmaz. For the human, örneğin insan. These would include walking or laughing. Bunlar sözünü ettiğimiz efendim arazi özellikler ne olabilir? Include walking, yürümeyi kapsasın ya da gülmeyi kapsasın. Örneğin, for example. Şimdi bunlar insan için arazi özellikler olduğu için bunların yokluğu, yani yürümeyi yok sayarsak insan yok olmaz. Gülmeyi yok sayarsak insan yok olmaz. Yukarıda Arapça metni okurken de söylemiştik. Ama canlılığı yok sayarsak, akıl unsurunu yok sayarsak insan da yok olur. That is, yani a human being, insanoğlu, insan nedir? Can be logically conceived
mantıki olarak tasavvur edilebilir. Of without the qualities of walking or laughing while still be considered a human being. İnsan, insan olarak düşünülmeye, tasavvur edilmeye, walking and laughing arazi özellikleri olmadığı zaman da mantıki olarak onları tasavvur edebiliriz. Bu yüzden mavi şöyle diyebiliriz. However, a human cannot be logically conceived. İnsan mantıki olarak tasavvur edilemez. Of without the qualities of being a creature of having the capacity to think rationally while still being considered a human being. Bu çok önemli bir cümle. İnsan diyor mantıki olarak mantıksal tutarlılığı içinde tasavvur edilemez. Ne siz? Onun canlılık özelliği, being a creature, canlı olma özelliği without olmaksızın ya da having the capacity of, to think rationally, akli eylemde bulunup taakkul edebilecek bir kapasiteye, bir yetiye, akli yetiye sahip olduğunu düşünmeksizin bir insan tasavvur edemeyiz. Hem de while still being considered a human being. İnsan düşüneceğiz, insan olarak kabul edeceğiz ama canlı saymayacağız, akli yetisinin olmadığını düşüneceğiz. Mantıklı olarak böyle bir şey tasavvur edilemez ve kabul edilemez diyor. Yani tam olarak ne söylemeye çalıştım bunlarla? Yukarıda söylemiştik. Zati olanları yok sayamayız, zat da yok olur. Arazi olanları yok sayabiliriz, zat yok olmaz. Zati ile arazinin arasındaki farkı söylemeye çalışıyor. Finally, son olarak, nihayet, en sonunda şöyle söyleyebiliriz. There are three types of genus. Genus. Bak genus, sorry, genus. Üç tür cins varmış. Buraya dikkat edelim. Son derece önemli. There are three types of genus. Burada şimdi şöyle isterseniz izin verin değerli arkadaşlar. Şöyle size bir porfiris şeceresi çizeyim. Şöyle. Bu en üst cinstir. Altında nevi var. Buna porfiris şeceresi diyoruz biliyorsunuz değil mi? Nevi. Evet. Bunun altında yine neviler var. Bunun altında nevi olsun. Yeter. Bunun altında da artık fertler var. Fertler var. Şimdi değerli arkadaşlar, porfiris şeceresinde bu cinsi hakikidir. Ya da üst cinstir. En üst cinstir. Bunun üstünde başka bir şey yok. En üst bu. Hepsi burada. Şimdi altındakine, cinsin altındakine A nevi denir. Nevi denir. Nevi denir. B cins denir. Onun için şu nevin iki adı vardır. Nev'i izafi, cinsi izafidir. Cinsi izafidir. Yani üstündekine göre nev'i izafidir. Üstündekinin, kendi üstündekinin altında olduğu için altta olana nevi denir. Altta olduğu için nev'idir. Fakat kendinin altında da nev'iler bulunduğu için bu sefer de cins olur. Ara şeylerdir. Birazdan söyleyecek. Vasat türlerdir bunlar. Hem cinstirler hem nev'i özellikleri taşırlar. Bu da keza öyledir. Mesela nev, değil mi? Şunun altında olduğu için nev'idir. Şunun da üstünde olduğu için cinstir. Bunun için de örneğin şunu tanımlamaya kalktığımızda en yakın cinsi var. Bakın yakın cins bu. Orta cins yakın bakın. Yakın cins, orta cins,
uzak cins. Üç tür cinsimiz var. Yakın, orta ve uzak olmak üzere üç tür cins var. Bunları ayrıştırmak son derece önemli. Bu Porfirius şeceresi dediğimiz efendim mantıktaki ünlü Porfirius'un cins nevi ilişkisini kurmuş olduğu çok önemli bir şeydir. Şeceredir. Demek ki üç tür cins varmış. Birisi bakın proximate karip. Yani türe en yakın, hemen üstündeki, bir üstündeki cinstir. Intermediate, vasat, orta, bir üstteki. And remote, bait, uzak cins. From the perspective of the human, insanı ele alalım diyor. İnsan, örneğimiz insan olsun diyor. İnsan üzerinden bunu bir bakış yapalım şimdi. From the perspective of the human. İnsanı Porfirius şeceresinde diyor, konumlandıralım. Yakın ve üst efendim cins olsun. Şunu insan yapalım. Şu insan olsun. Aynı renk olmuş. Değiştireyim. Renk mi yoktu? İnsan. Şu insan olsun. Bunun en yakın cinsi nedir? Hayvan. Bakın en yakın cins. Bir üstündeki. Proximate hayvandır. Efendim, orta şey nedir? Nami'dir. Yani gelişendir. Bu da bir cinstir, nami. Bu ne? Cisimdir. Cismi olandır. Bu da uzak cinstir. İnsanı tanımlarken yakın olanla, hayvanla tanımlamak var. Ortada olanla tanımlamak var. Bir de en uzakta olan cinsle tanımlamak var. İşte tanımlar bahsinde bunları göreceğiz. Hangisiyle tanımladığınıza göre tanım tam olacak, eksik olacak vesaire olacak. Evet. Şimdi müellifin ifadelerine dönelim. Örneğin diyor, from the perspective of the human, insan üzerinden konuya bakacak olursak, insan için the proximate genus, yakın cins is creature, hayvandır. Bakın. İnsana en yakın cins hayvandır. And intermediate genus is the what which grows, nami, gelişen demek. And remote genus uzak olan da body cisimdir. Bakın cisim, nami, hayvan. Böyle şey yaptık efendim, sınıflandırdık. Peki diyor ki the remoteness of genus uzak cins olmak then refers to its being broader. Cins uzaklaştıkça, yani yukarı çıktıkça altındaki paydaş türleri çoğalır. Bakın hangisinin altında daha çok? Şuraya gelelim. Bakın, hangisinin altında daha çok? En üsttekinin altında daha çok. Hepsi en üsttekinin altında. Demek ki işte the remoteness yukarıda olmak, üst cins olmak paydaşlarının daha çok olmasını gerektiriyor. İşte cisim olunca altına bir sürü şey girdi. Ama creature olursa, canlı olunca o encompasses other animals along with the human, sadece insanla ilişkili olan diğer canlıları kapsar. Bu da nedir? That which grows. Canlı olmak, pardon, canlı olmaktı. Eğer grows olursa, yani nami olursa encompasses plants, for example, mesela bitkileri de kapsar. Örneğin bitkiler de girer. Bitkiler de gelişiyor çünkü. As they are not creatures but do grow. Hayvan değiller ama gelişiyorlar. Namidirler. Onlar da bu işin içinde. Bitkiler de girer bu sefer. And body, en yukarıya çıkalım. Cisim olursa cisim bu sefer encompasses kapsar. Inanimate, bakın. Objects. Ruhu olmayan inanimate. Ruhu olmayanları da kapsar. Ruhu olmayan, duyuları olmayan objeleri de kapsar. Ve bu objeler do not grow, nami değildir, gelişmezler. Dağ, taş. Değil mi? Bunlar. Yüzyıllar, bin yıllar geçiyor, aynı duruyor orada.
diyor. Böylece müellif bize yakın, orta ve uzak cins türlerinden, üç türden bahsetti. Yakın olmanın, orta olmanın ve uzak olmanın ne anlamlara geldiğinden söz etmek suretiyle kısmen bize cinsi tasvir etmiş oldu. Buna tasvir diyoruz zaten. Evet, değerli arkadaşlar, burada kalalım. İnşallah önümüzdeki ders yukarıda işaretlemiş olduğumuz şurada. Ve imma mekulun fi cevabı mahvede. Burada inşallah kalıyoruz. Oradan devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz efendim.